اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على رسولنا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين والحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق صلوا على رسولنا محمد اللهم صل على محمد صلوا على شفيع ذنوبنا محمد اللهم صلّ صلوا على طبيب قلوبنا وكرة أعيننا محمد اللهم صل على محمد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وأحلل نقدة من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم. ربي يسر ولا تعسر، سهل علينا بفضلك يا ميسر. رَبِّ زدنا علما وفهما واخلاصا ونورا والحقنا بالصالحين امين يا معين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا امين بحرمه سيد المرسلين. sallallahu teala aleyhi ve sellem. Cenab-ı Hak cümlemizi, analarımızı, babalarımızı, bizlerden dua bekleyen bütün Müslüman kardeşlerimizi affı mağfiret eylesin. Amin. Yüce Rabbimiz bizleri ölünceye kadar evlatlarımızı, neslimizi, zürriyetimizi kıyamete kadar imanlı, Kur'anlı, namazlı, abdestli, ve istikamet üzere yaşayan bahtiyar kullarından eylesin. Allah Celle Celaluhu damatlarımızın da gelinlerimizin de hayırlı olmasını nasip eylesin. Evlatlarımızdan, neslimizden, zürriyetimizden, dünyada da ahirette de gülmeyi, huzur bulmayı nasip eylesin. Allahü Teala Celle Celaluhu bütün alem İslam'ın, Müslüman kardeşlerimizin sıkıntılarını gidersin ve İnşallah en kısa zamanda müslümanlar olarak birleşmeyi İslam aleminin bir arada olup halifeliğinin efendim gelmesini halifenin başı altında inşallah toparlanıp da yeryüzüne İslam'ın Kur'an'ın hakim olmasını nasip eylesin. Amin. Değerli hanımefendiler, beyefendiler, sevgili gençler, bugünlerde Türkiye'mizin gerçekten büyük bir imtihanı var. Bazen oldu ki yangınlarla boğuştuk. Bazen sel felaketleriyle. Ama Allah Celle Celaluhu gerçekten bu noktada bizleri imtihan ediyor. İmtihanı Rabbim kazanmamızı da nasip eylesin. Onun için kesinlikle şikayet yok. Allah celle celaluhu sevdiği kulunu imtihan eder. O imtihanda başarılı olan kimseler de bu dünyada kazandığı gibi ahirette de cenneti kazanır. Mesela Allah'ım rahmet eylesin. Bu sel felaketinde ölen kardeşlerimiz, e, suda boğulan insanlar şehittirler diye müjdelerimiz var. Göçük altında kalan kimseler için efendim müjdelerimiz var şehit olduklarıyla alakalı. Onun için biz neden korkarız? Biz Allahü Teala'nın kabul etmeyeceği, razı olmayacağı ağzımızdan bir söz çıkmasından korkarız. Biz neden korkarız? Allah korusun isyan edercesine şikayetlenmek, dışarıya, içeriye, sağa sola konuşmak bunlardan korkarız. Kimi kimi şikayet edeceğiz, edeceğiz ki? Allah Celle Celaluhu imtihanımızı başarıyla efendim geçebilmeyi ve yarın mahşer gününde en güzel makamlara yerlere ulaşabilmeyi hepimize nasip eylesin. Onun için Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Allah'ın sevgili kullarının imtihandan geçeceğini haber veriyor. O denli ki Kur'an da bunu bize bildiriyor. Bakara suresinde hepimizin bilmiş olduğu ayet-i cellede Allahımız Celle Celaluhu ne buyuruyor bizlere Estağfirullah, saad bismillah ve بِشَيْءٍ bişey'im الْخَوْفِ وَالْجُوعِ vel مِّنَ ve naqsim مِّنَ amwal ve وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ Sadakallahu nazim. Elbette muhakkak yemin olsun sizleri imtihan edeceğiz buyuruyor Rabbimiz. Ama neyle? Bazen korkuyla, bazen açlıkla, bazen insanın meyvelerinden, sebzelerinden almak suretiyle, bazen canlardan almak suretiyle, en sevdiklerini almak suretiyle neticede ve i sabirin, sabredenleri müjdele. Sabreden kullar ne derler? İnna lillah ve inna ileyhi raciun. Biz Allah'a aitiz ve biz gene Allah'a döneceğiz. Allah verdi, Allah aldı. Allah Celle en iyisini bilir. Ben karışamam. Nasıl gitmiş olduğun bir yerde, bir sınavda soruları sen efendim olduğu gibi kabul ediyorsan cevaplarını sadece vereceksin. Yani kalkıp da bana bu soruyu niye sordun diyemezsin. Böyle bir lüksümüz yok. Aynı şekilde Allah'ımız Celle Celaluhu da bizlere istediği soruları sorar. Biz burada Allah'ımıza sadece şunu rica ederiz. Amin Resulü de yaptığımız dua gibi her akşam Rabbena ve la tuhammilna ma la taqate lana bih. Allah'ım gücümüzün yetmeyeceği, kaldıramayacağımız yüklerle bizi imtihan etme. O yükleri bize yükleme ya Rabbi. Yani Allah'ım ben çok acizim biliyorum. Eğer ağır bir yük gelirse, ağır bir imtihan olursam ben burada kaybederim ne olursun bunu da bana efendim vermeye ya Rabbi diyoruz. Rabbim dualarımızı kabul eylesin. Ve imtihanımızı geçebilmeyi nasip eylesin. Ama şu da var ki hakikaten Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin sözlerinle beraber dersimize devam edelim. Buyuruyorlar ki men اَحَبَّ دُنْيَاهُ اَدَرَّ بِاٰخِرَتِهِ Yani kim dünyayı severse ahiretine zarar vermiş olur. Bu dünya sevgisi malumunuz insan için eğer gönül dünyasına iyice oturur buradaki dünyayı sevgi noktasında yani Adresleri karıştırırsak mübarek Abdülkadir Geylani Hazretleri'nin buyurduğu gibi dünya sizin için yaratıldı siz ise ahiret için yaratıldınız. Dünya sizin için yaratıldı siz ise ahiret için yaratıldınız. Onun için biz şimdi bu dünya hayatındaki olan sınavımızda efendim dünyayı araç, ahireti amaç olarak belirlemezsek, yerler karışırsa, dünya amaç olursa, işte o zaman gerçekten tehlike sinyalleri var. Rabbim bu dünya hayatını efendim sevenlerden değil, dünyayı aracı olarak kullanıp, Ahiretteki ebedi hayatımızı, cennetimizi, cemalullahı ve sevgililer sevgilisi Hazreti Muhammed'i sallallahu aleyhi ve sellem'i kazanmayı, onlarla beraber olabilmeyi nasip eylesin. Bakın tekrar bu hadis-i şerif çok cani bir dikkat. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem kim dünyayı severse ahiretine zarar vermiş olur buyuruyor. Başka bir hadis-i şerifte de Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam hubbü dünya hubbü dünya dünya sevgisi râsü küllü hatiyetin buyuruyor. Yani hataların başıdır dünya sevgisi. Dünyayı elde etmek için bazı insanların gözleri hakikaten dönüyor. Ne yaptığını bilmiyor. Faize bulaşıyor, harama bulaşıyor, yanlışa bulaşıyor. Bulaşıyor da bulaşıyor ve öyle oluyor ki artık bir sineğin efendim bal için konmuş olduğu yerden aldığında hoşuna gidiyor ya o bal biraz daha alayım diye efendim ayaklarıyla batmaya başlıyor. Biraz daha alayım batıyor. Biraz daha alayım batıyor. Bir bakıyor ki efendim bataklıkta balın içerisinde çıkmak istiyor. Çıkması mümkün değil. Uçması mümkün değil. Ve kaybetti. Azıcık alıp da gitseydin ya. Yok. İşte bu dünyada da biz de efendim imtihanımızı güzel bir şekilde kazanıp azıcık efendim helalinden alıp da gitseydik ya. Allah versin vermesini ama helalinden versin. Helalinden versin. Ve aşk ile, sevda ile dünyayı sevmekten, dünyaya taparcasına efendim bağlanmaktan da muhafaza eylesin. Dünya sevgisi adamı ikinci, üçe, üçüncü işte daldırtıyor. Evini ihmal ediyor. Akşam geç geliyor. Çocuk zavallı, uyumuş. Aile efendim perişan. Bir bakıyorsunuz efendim onlar ayrı bir dünyada ahiretini unutmuş bir şekilde gidiyorlar. Baba sürekli ben sizin için çalışıyorum diyor. Aslında yalan söylüyorsun. Çalışmıyorsun sen. Sen bir sizi sevsen erken gelirsin diyor çocukları. Niye? Bizimle ilgilenmiyorsun. Biz şu anda efendim gittik, battık, perişanız. Allah evlatlarımızdan yüzümüzün gülmesini nasip eylesin dünyada ahirette inşallah. Ne mutlu o kimseye ki evine, çoluk çocuğuna vakit ayırır onlarla beraber efendim bir ders yapar. Onları alır camiye çıkartır. Onları efendim alır gezdirir, muhabbet eder. Çok affedersiniz, özür dileyerek söylüyorum. Oturmuş olduğum yerde bazen erken saatte bakıyorum. Kesinlikle sabah namazına kalkmayacak olan kadını erkeği efendim ve bakıyorsunuz evinde olan köpeğini hava aldırmak için dışarıya çıkartmış, gezdiriyor. Niye? O çocuğa, efendim, o köpeğe değer veriyor. Çocuktan Çocuktansa köpek tercih etmiş. Köpek seviyor, köpek besliyor. Ama oradan biz bir ibret alıyoruz. Yani her gün bir saatini, iki saatini köpeğin rahatı için efendim feda eden uykusundan saat altıda kalkacak adam değil bu. ve kadın değil. Ama o köpek bütün günün rahatsız etmemesi için kalkıyor ve efendim köpeğine değer veriyor. Köpeğiyle beraber arkadaş oluyor. Onu havala aldırtıyor. Peki biz Allah aşkına çocuğumuza günde bir saat değer vermezsek, onunla beraber arkadaş gibi olmazsak, haftada efendim birkaç saatimizi onlarla geçirmezsek, beraber olmazsak, sevgi köprüsünü kurmazsak, o çocuğu başkaları alır, götürür, ve biz tanıyamayız o çocuğu. Rabbim muhafaza eylesin. Rabbim dışarıda bırakmasın çocuklarımızı inşallah. Evet dostlar. Dünya sevgisi hatalarının başı, başıdır buyurdu Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz. Dünyayı severken dünyayı elde ederken faize bulaşanlar var. Yani kredi kartı efendim bankadan kredi çekmek, ondan sonra bataklığa battıkça batıyor, faize girdikçe giriyor ve faizle beraber hayatını devam ettiren kimsenin huzur yok, mutluluğu yok, hastalığı çok, derdi çok, perişan olur insan. Çünkü Allah Celle Celaluhu faizle ilgilenen kimseleri diyor ki onlar Allah'a ve Resulüne savaş açmışlardır. Allah'a ve Resulüne savaş açan kimse kaybeder. Allah Celle Celaluhu süründürür o kimseyi. Baştan kazanmış gibi görür ama sonrası perişanlıktır. Evet. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'a gelin kulak verelim. Buyuruyor ki وَمَنْ اَحَبَّ اَخِرَتَهُ bi بِدُنْيَاهُ Ahiretini seven kimse ise o da dünyasına zarar vermiş olur. Hakikaten ahireti düşünen, ahirete efendim yatırım yapan, benim ebedi evim, ebedi saadet yurdum olan cennetime şimdiden adayım ben deyip de sürekli oranın efendim soru bankalarını alıyor, sorularını çözüyor. Üniversiteye girecek olan, LGS'ye girecek olan çocuklar nasıl koca koca kitapları böyle efendim sorularını her gün 500 soru soruyor. Bazıları efendim 750 bin soru çözüyor. Biz de 750 bin efendim soru çözmek gibi yani en azından günde 500 tane, 1000 tane kelime-i La ilahe illallah, La ilahe illallah, Allah, 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 Estağfirullah, Estağfirullah, Estağfirullah diyerek inşallah LGS'mizi 500 puanla en iyi okula girme, cennetin en üst derecelerini kazanma veya üniversitede Türkiye birincisi olma, ilk bine girmek, ilk iki bine girmek gibi böyle hedeflerimiz olacak inşallah. O zaman da ne oluyor tabi? Peygamber Aleyhisselatü Vesselam diyor ki ahireti seven kimse dünyasına zarar verir. Yani fazla bakamaz dünya işlerine. O kadar efendim işte evini güzelleştiremez. Takınak yapmaz böyle efendim. İdare eder yani. Niye? Kardeşim ben burada misafirim. Misafirim yani. Misafirliğe gittiğiniz yerde bir otelde kalacaksınız bir haftalığına bazen umreye gidiyorsunuz, hacca gidiyorsunuz, bazen yazlığa gidiyorsunuz. Neyse efendim bazen efendim işte bir tatile gidiyorsunuz. Herhangi bir şekilde orada bir haftalığına, on günlüğüne, on beş günlüğüne, üç günlüğüne kaldığınızda o otelin odasını veya evi güzelleştireyim, sağına, sağına bakayım falan diyor musunuz? Yok kardeşim benim mi diyorsun? Benim mi yani? Ben buraya gelmişim, param vermişim. Çekeceğim gideceğim. Üç gün sonra olay bitmiştir. Aynı dünya böyle. Üç gün değil, otuz üç gün sonra olur. Otuz üç gün sonra olur. Ondan sonra otuz üç sene sonra olur. Ama illa olacak mı? Olacak. Bir gün gelecek, bay bay diyeceğiz bu dünyaya. Allah imanla diyebilmeyi nasip eylesin. Rabbim imanı kamille huzuruna kabul eylesin. Onun için Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem son sözü la ilahe illallah diye böyle efendim ahirete doğru giden kimse söyleyebilirse kelime-i şehadeti, kelime-i tevhidi o kimse cennete girer buyuruyor. Onun için de son sözümüzün kelime-i tevhid, kelime-i şehadet olabilmesi noktasında güzel bir şekilde dilimize alıştırmamız lazım. Yatarken, kalkarken, yürürken yerde La ilahe illallah, La ilahe illallah, Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resulü. Çok dikkatimi çeker mesela bir insan cemaatle namaz kılacağı zaman camiye geldi. İkinci rekata yetişti, üçüncü rekata, dördüncü rekata, fark etmez. Şimdi birinci rekata yetişemeyince siz son rekatta, son oturuşta ettehiyyatın sonra Salli girmiyorsunuz. Susuyorsunuz. Niye? Çünkü bir raketiniz daha var veya iki raket, üç raket neyse artık. Tamamlayacaksınız. Selam verdiği zaman imam siz kalkacaksınız. O namazın efendim kalan kısmını kendiniz kendi başınıza tamamlayacaksınız. Ama fıkıh kitapları diyor ki kelimeyi şehadeti ettehiyyatdan sonra Ara ara selam verilmeden öncesinde İmam Ettehiyyatü'den sonra salli barik deri okurken sen de boş durma orada diyor. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammed'in abdu Biraz bekle yine. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammed'in abdu Biraz bekle yine. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammed'in abdu Resulü. Allahu Ekber. Yani dile o kadar alıştırıyor ki seni. Orada da boş durma diyor. Yani niye bekliyorsun ki diyor. Hatta hocam, e, fıkıh hocamız, değerli hocamız, Arapça hocamız, tefsir hocamız, hadis hocamız, çok kıymetli hocamız, bir gün derste bize şunu söylemişti. Ben dedi, alimlerden, hocalarımızdan, yani Doğu hocalarında, Şam-ı Şerif'te çok büyük alimlerden, Medine-i Münevvere'de okumuş hocamız, dedi ki, ben Hanefiyim dedi. Ama, ama dedi... Ne zaman ki Kabe'ye gidiyorum dedi. Kabe'ye, Medine'ye gittiğimde umrelerimi, haccıma orada orada akşam namazının farzıyla kameti arasında herkes kalkıyor, iki rekat namaz kılıyor. İki rekat namaz kılıyor. Bizim Hanefilerde o namaz yok. Ama nerede yok? İstanbul'da yok, Türkiye'de yok ve işte böyle yerlerde kılmıyorsun. Orada diyor bir namaz, yüz bin namaz Kabe'de. Medine Mür'de bir namaz, bin namaz. Ben durur muyum diyor. Hemen orada iki rekat namaz kılıp o efendim o sevabı almalıyım ben. Bir daha mı Kabe'ye geleceğim? Ne bileyim efendim belki ulaşırım, belki ulaşamam. Hakikaten çok güzel bir pencere açtı bize burada. Biz de mesela geçenlerde altın madalya almış o okçuluktaki Mete Gazoz. 22 yaşında. Mete Gazoz, televizyonlara falan çağrılıyor. İşte altın madalya aldınız, nasıl hazırlandınız, ne yaptınız efendim? anlatın dendiğinde dikkatimi çekiyor. Mete Gazoz diyor ki, ben diyor 5 yaşından beri 22 yaşına kadar, yani çıkartırsanız 22'den 5'i, 17 sene bu çalışmayı yapıyorum diyor. Babam beden eğitimi öğretmeni diyor. Dolayısıyla beni aldı, bu yollarda efendim yetiştirdi. Ama işin en ilginç bu altın madalyayı alabilmek için ben diyor son beş senedir diyor öyle çalışmalar yaptım ki diyor sabah yedi akşam dokuz. Sabah yedi akşam dokuz ne kadar eder biliyor musunuz? 14 saat. 14 saat. Hocalar ne dediyse yaptım diyor. Belki günde beş bin tane ok böyle efendim attı. 12'den, 11'den olmadı, metegazoz olmadı, metegazoz diye Neticede altın madalya aldı mı aldı. Şimdi biz de günde beş bin tane La ilahe illallah, La ilahe illallah çeksek Allah bize inşallah son nefeste de La ilahe illallah Muhammedur Resulullah nasip edecek. O şekilde bize cennetin altın madalyasını, cennete girme efendim güzel karnesini, efendim, diplomasını almış olacağız inşallah. Rabbim nasip etsin hem bize, hem çocuklarımıza, aile bireylerimize, analarımız, babalarımız, dostlarımız, dua bekleyen bütün Müslüman kardeşlerimize nasip etsin inşallah. Yani Mete Gazoz benim için gerçekten bu arada çok güzel bir örnek oldu. Gerekirse biz de Mete o okunu dönelim, kelime-i tevhide dönelim, istiğfara dönelim, salatü selamlara getirmeye çalışalım. Orayı efendim örtüştürelim. Onunla beraber kazanalım inşallah. Toparlıyorum. Peygamberimiz Aleyhisselatü Selam, kim dünyayı severse ahiretine zarar vermiş olur buyuruyor. Çünkü namazı da kaçırır, zikri de kaçırır. Bazen efendim işte zekat gelir, zekatı veremez. Kardeşim ben kazanırım, niye vereceğim ki? Der. Estağfurullah. Estağfurullah. Allah Celle Celal imtihan ediyor. Allah imtihan ediyor. Zekatı vermezsen Allah senin o efendim zekat paranı fazlasıyla çocuğundan çıkartır, arabandan çıkartır, evinden çıkartır, hırsızla çıkartır, başına efendim bir bela verdirir, efendim kanser olursun, olan paranı da yiyemezsin, çıkar mı çıkar. Kardeşim götür zekatını teslim et, fazlasıyla ver, nuh'a al, Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam buyurduğu gibi zekatını veren bir kimse malını koruma altına almış olur buyuruyor. Yani hırsız da gelemez, herhangi bir zarada veremezler sana. Ne kadar güzel bir şey. Sonra buyuruyor ki hastalıklarınızı sadaka ile tedavi edin. Hastane, doktorla dünya kadar para veriyorsun. Bir de geç şimdi efendim hastanelere, doktorlara verdiğim paranın bir o kadarında Dön, fakir fukaraya sadaka olarak ver. Parası olarak ver. Ve efendim işte e, güzel kartlar yaptırıyorlar. Yani bu marketlerden kart alıyor. 50 liralık, 100 liralık, 500 liralık. O kartı veriyorsun. Ondan sonra o istediği alışverişi kendisi yapacak. Senin götürdüğün şeyler belki ihtiyacı olmayan Başka şey alabiliyor o. Bir de e, efendim güzel bir şekilde artık mağazalarda bu kartlardan verebiliyor. Zekatını kart olarak veriyorsun. O gidiyor mağazadan. Efendim kendisine gömleğini, çantasını, işte paltosunu, işte ayakkabısını falan alabiliyor. Böyle yap. Yapalım yani. Hakikaten insan dua almaya çalışmalı yani. Cömert olmalı. Çünkü neden? Cömert Allah'a yakındır. Cömert cennete yakındır. Bir de cömert insanlara da yakındır. İnsanlar onu çok sever. Abi oturabilsem bununla der ya. Çünkü cömert adam ya. Hiç boş bırakmıyor öyle. Bir şeyler yedirmeye çalışıyor, bir şeyler içirmeye çalışıyor. Rabbim bize de nasip etsin inşallah. Ne güzel bir hasettir bu. Yine üçüncü bazda, üçüncü ölçüde de Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam üç ölçekli bize bir tedavi uyguluyor. Yani üç ölçekte bize vitamin veriyor. Birincisinde buyurmuştu ki zekatınızı verin, malınızı koruma altına alın. İkinci ölçekte hastalıklarınızı sadaka vererek tedavi edin ve son bölümde de gelecek olan belalara karşı dua hazırlayın. Dua edin. Ya Rabbi her türlü kazadan, beladan, depremden, afattan muhafaza eyle. İstanbul'un dep depremi konuşuluyor. Mevirdeyin. Yani ben deprem önüne geçemem biliyorum. Yani yeterli de değilim. İstanbul gibi bir efendim bu kadar mega olan bir şehir kalkacaksınız siz. Bu şehirde hazırlık yapacaksınız. Hazırlığınız nerede kalabilir ya yani bilinmez ki. Bu kadar binalar iç içe girdiğinde yıkıldığında efendim sen o hazırladığın çantaya hazırladığın efendim işte depondaki yerlere falan oturabilecek misin? Ya bazı insan diyor ya işte bir şey olursa arabamı basar giderim efendim benzinim vesaire hepsi efendim depom dolu. Kardeş, güzel insan. Onları çalıştıramayacağın, kontağı bile çeviremeyeceğin günler gelir, saatler gelir. Örneğin Kastamonu'da oldu bunlar. Örneğin efendim işte Muğla'da oldu bunlar. Antalya'da oldu bunlar. Bir tık ötesi de koronada oldu bunlar. Aylarca insan dışarı çıkamadı. Yani öz evinde en yakınına hanımına bile efendim yaklaşamadı. Niye? Ya sende mikrop varsa bana gelme dedi. Onun için Allah diyelim orada duralım, frene basalım. Allah bizi sıkıntılarla terbiye etmesin. Allah bizi depremlerle, afetlerle terbiye etmesin. Allah Celle Celaluhu güzelliklerle olayı anlayıp kendisine yaklaşabilmeyi ve bu yakınlığı da sürekli devam ettirebilmeyi nasip eylesin. Yoksa geçiyor imtihan. insanlar Allah'ım Allah'ım kurtar bizi falan diye bağırıyorlar. Geçtiğinden sonrasında da bakıyorsun geri vites. Hop. Estağfurullah. 99 depreminde bakmıştım böyle. insanlar, camiler doldular, doldular, doldular. Ama ne zaman ki arşçı depremler biraz yavaşladı vesaire etti. Sonra gözlerimize gördük ki evine de giremiyor adam. Yine dışarıya alıyor. Efendim getiriyor tavlasını, getiriyor kağıdını. Getiriyor efendim işte diğer televizyonla ilgili olan programları. Orada izlemeye başlıyor. Yani çok böyle efendim anlık bizdeki dönüşler. Sonra Allah Celle Celaluhu ile olan bağlantımızı kopartabiliyoruz. Önemli olan bu Kur'an-ı Kerim ifadesiyle ve abud rabbeke hatta yetiyeke yakin. Rabbine ölüm gelinceye kadar kulluğuna devam et. Rabbim bu noktada istikamet üzere ölüme kadar efendim yolculuğumuzu devam ettirmeyi son nefeste de imanla Kur'an'la huzura varabilmeyi nasip eylesin. Ya Rabbi günahlarımızı affeyle. Ahir ve akıbetlerimizi hayreyle her türlü kazadan, beladan, depremden, afattan muhafaza eyle. Cümlemiz affı mağfiret eyle. Ya Rabbi evlatlarımızı, neslimizi hayırlı eyle. Damatlarımızı, gelinlerimizi hayırlı eyle. Ülkemize ve İslam alemine yardım eyle. Kafirlere, zalimlere fırsat verme. Oyunlarını boşa çıkar ya Rabbi. Hastalara şifa, dertlere deva, boş vedalar nasip eyle. Ya Rabbi lokmalarımızın, yediklerimizin helal olması nasip eyle. Haramdan uzak eyle. Ne olursa Allah'ın bizleri faizle, kredilere harama muhtaç etme ya Rabbi. Oraları götürtme ya Rabbi. Amin, amin, amin. Bütün ölmüşlerimizin ruhlarına Allah rızası için. El-Fatiha. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Haftaya görüşmek üzere inşallah. Allah'a emanet olunuz.